Herkese selamlar dostlar. 4 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Bu maçlara ideal ve yüksek oranlarla birlikte tercihlerimi sunacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar efendim. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var onunla başlayalım. Daha öncesinde Juventus'la Paris maçının skorunu sormuştuk. Suat 1991 isimli arkadaşımız kazandı. Instagram'ın üzerinden yazarsa bir ay boyunca katı Telegram gruplarında misafir edelim. Sizlere maç skoru yarışması olarak da Ümrani Alanya Alanyaspor maç skorunu sorduk. Gollü bir maç bekleniyor. İndeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 3-2'lik Alanyaspor galibiyeti bekleniyor. Öyle gollü bir maç bekleniyor. Değerlendireceklere bol şanslar. Yorumlar yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Dün yüksek misli ne yaptık aynı şekilde? Yüksek misli sanırım Kasım ayını çata hata yapmadık diye düşünüyorum. Dün de 2 tane yüksek mislimiz vardı. Hatta bugün de 3 tane yüksek misli verdim. Ee, Avrupa Perşembe günü için de e, çarşambanın yüksek mislere baktığımız zaman Benfica'nın atacağı 2 gol olarak değerlendirme altına almıştım ben. Benfica 2 tane golü zaten çok rahat attı. 5 tane attı. 2'yi bırak 5 tane attı. Güveniyordum ve gün içinde oranı da yükseldi. Hatta bunu ana kombine de koymuştum. Yüksek misin Avrupa için verdiğim maça baktığımız zaman da Milan maçına 1.500 Juventus maçına 1.500 Benfica'ya da 0-2 çifte şans verdim. Ve oran 1.72 ediyordu. Güzel şekilde üçlü ideal kombinemiz. Zaten yüksek misin amacı burada ben ee, bir tane nesine için veriyorum. Bir de Avrupa için. Avrupa için verdiğim yüksek mislere baktığımız zaman da 1,5 üstler, çifte şanslar. Yani riski çok az indirmeye çalışıyorum. 1.70 1.80 bandlarında bir oran çıkıyor. Gayet güzel. Yüksek bastığımız zaman da çok güzel kazanç elde ettiğimizi söyleyebilirim sizlere. Geçtim bunu. 2 Kasım YouTube'da verdiğim 4 tane maç vardı. 1 Kasım yarı yarıya geldi fakat 2 Kasım'ın hepsi fullendi. 4 tane maç vermiştim. Hatta videonun başlığı da gollere gidelim şekildeydi. Gollere gittik. Goller de geldi. Leipzig'in atacağı 2 gol. Milan'ın atacağı 2 gol. Haifa maçında Benfica'nın atacağı 2 gol. Juventus maçında da 2.5 üst olarak da 4'te 4 fullledik. İdeallerin hepsi geldi. Ee, değerlendirenlere Alanlara hepsine tebrikler. Instagram üzerinden yazanlar vardı. Onlara da bizzat ben, ben kendim teşekkür ettim. Tebrik ettim zaten. Onun dışında ben bir tane günün tek kombinini yapmıştım. Şaklar başına orada KG vermiştim. Katıl grubunda. Sadece o attı, Günün kombini olaraktan da. Zaten başka bir kombin vermemiştim. Yüksek misiler, yüksek olanlar şekilde ve canlılar attı gitti diyerek söyleyelim. Canlılardan yaptık. Yani canlılarımız gerçekten şu anki ekip ekipteki arkadaşlarım ve ben şu canlı işini sanırım yapıyoruz yani. Canlıdaki arkadaşlarımız bilir. Hatta herkes açık grubuna da verdim o kadar ben canlı. Dün 3 tane 4 tane canlı verdim. Oraya da 4 tanesinden 3 tanesi sanırım geldi. Veya 5'te 4 olması lazım. 5 canlının 4 doğru geldi. Kendi grubumuzda tabii ki daha fazla yapıyoruz canlı odasında. Burada bizlere destek verenler olduğu için elimizden geldiğince fazlasını yapıyoruz. Ekranda zaten görmüşsünüzdür. Hatta ben sizlere Instagram Telegram üzerinden göstereyim. Şöyle ben bir bilgilendirme yaptım. Benfica'nın oranları çok arttı. Bakalım akşam tiyatro izleyecek miyiz diye de başladık. Ve günlük canlısı Bursa Spor'un atacağı 83.5 üstü. Ben verdim bu canlıyı. Başarılı oldu. Celtic maçında Real Madrid'in atacağı ilk yarı ikinci golü verdim. Bahsi aldım tam attım. Yazıyı yazdım. Bakın bahsi aldım tam size atarken penaltı oldu. Vara gitti daha doğrusu hakem. Penaltıyı da verdi. Rodrigo attı orada. Oradan hemen aldım. Ev sahibi 3.5 üst aldım. Hatta skor beklentim 4-1 dedim ve Celtic'in de bir golüne girdim dakika 26'da. Çünkü pozisyonları buluyordum. Maç skoru da 4-1 dedim hatta. Daha dakika 20'de 5-1 bitti. Skoru ne kadar bilmeye çalıştık burada. Celtic maçına 6.5 üst korner alındı. Bu da başarılı oldu zaten. Bursa'nın geldi. Real Madrid geldi. Celtic'in golü geldi. Bu da başarılı oldu. Korner geldi derken şu bahis çok güzeldi bakın. Ya maç hızlıydı. Bunu editör Çağdaş verdi bizim editör ekipten. Dakika 10 ile 20. dakika arasında gol olur dedi ve 2.78 gibi orandan canlı verdi. Bakın ilk yarı 0.5 üst değil. Dakikasını bilmeye çalıştık ve gol dakika 20'de geldi. Sayıldı. Son 15 saniye kala gol geldi. Çok güzel bir bahisti 2.78 gibi orandan. Arkadaşımız tebrik edelim. Başarılı oldu. Hatta direkt şöyle yaptık. Normalde altlarını yaz yazıyoruz ya bahislerin. Önce bahis attım yazıyı şimdi yazıyorum. Altına da yazı geldi. Bu da dediğim gibi çok muazzam geldi. Tam dakika 20'de geldi. Bu şekilde canlı bahislerle de ilerlemeye devam ediyoruz. Sizlerden isteğimiz tek şey herkes çık gruba atıyoruz canlı zaten desteklemeye çalışıyoruz. NBA kombinesi olsun atıyoruz. Elimizden geldiğince herkese kazandırmaya çalışıyoruz. Bizlere destek verenlere ayrıca zaten gruplarımızla ilgileniyoruz. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız artı 400 seviyesinde like'lardır. Şimdiden bol şanslar diyerekten de başlayalım. Kasımpaşa Ankara gücü maçı. Mücadelenin golü geçme ihtimali var mı? Var bence. Çünkü Ankara gücü son haftalarda toparlandı ve özellikle son oynadığı mücadelede 4-1 mi galip geldi o maçta? Aynen Hatay'a karşı 4-1 galip geldi. Çok da güzel futbol sergiledi o mücadelede. Çok pozisyonlara girdi ve canlısını da yaptı o mücadelenin. Ben burada ne kadar Kasımpaşa'nın favori olsa da Ankara gücünün herhangi bir sürprize imza atma ihtimalini görüyorum. Fakat da bir toparlanmak isteyecektir. Şenol, Şenolcan Hoca ile birlikte burada ee, bir galibiyet almak isteyecektir diye düşünüyorum. Ama bazı eksik isimler var. Ben idealden bu mücadele KG var tercihini alabiliriz diye düşündüm. 1.42 bir ideal bir oranı var. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da şöyle bir önerim olacak sizlere. Yani Ankara gücünün son haftalardaki performansını beğendim. Son maçta da arkaya çok güzel top kaçıyor. Özellikle Osimhen'e benzeyen bir tane oyuncu var. Ben onun da bir ekstra performans Göstererekten de araya güzel kaçıyor. Görebildikleri zaman da net pozisyonlara girebiliyor. Ben burada Kasımpaşa'dan ziyade Ankara gücünü zaten KG var aldık. Deplasman 1.5 üstüne de burada tekli olarak bir oynamanızı öneririm Güzel bir oranı var yani 2.33'lük. Riskli drama denenir diye düşünüyorum son haftalardaki performansa bakarsak. Ümraniye Alanya Spor mücadelesi yine güzel karşılaşmalardan bir tanesi. Dediğim gibi maçın maç skorunu sizlere sorduk zaten. Maçın beklentisi 3-2. Ümraniye pozisyon bulduğu, için, bulduğu zaman değerlendirme izlesi. çok yüksek. Alanya Spor'un hala ve hala defanstan şu top çıkartma olayını bir türlü e kısma da diyeyim. Yapmaya devam ediyor. Defans hattında Fatih Aksoy ile Furkan var. Onlar çok iyi beceremiyor bu maçı. Sürekli bir hatalar. Kalecisi de çok başarılı değil. Runarsson bence, Runarson bence. Daha doğrusu şu son 2-3 haftada çok güzel kurtarışlar yaptı. Fakat fizik olarak yetersiz. Yani bazı şutları çıkarması fiziksel olarak imkansız. Yani yetişemiyor adam fiziksel olarak. Yetersiz yani. Boyu 1.75 falandır sanırım. Yani çok uzun bir boylu ol. Hatta birlikte bakalım ya. Merak ettim bak. Çünkü ben stat'tan da izledim. Uzun bir kaleci gibi gözükmüyor. 1.86'ymış da 78 kilo. Ben de şu an şaşkınım. Ama dediğim gibi kaleci hiç güven vermiyor. Sizler izleyenler mutlaka vardır. Kalede küçük duruyor. Fiziksel olarak bir yetersiz geliyor nedense. Canlı da izledim Alanyaspor'un maçlarını ondan dolayı diyorum ben. Şimdi Ümraniye dediğim gibi bulduğu pozisyonları değerlendirebiliyor. ya da üretkenlik var yani. Bir, bir nevi şöyle bir zaman şöyleydi. Bal yapmayan arı misaliydi. Fakat son dönemlerde biraz daha toparlandı Alanya Spor maçlardan sonra. Ben burada var düşünüyorum yine. KG var oranı 1.37. İdeal olarak değerlendirme altına alabilir. Şöyle de bir tercihim olacak mücadeleye. Biraz daha yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da mücadelede hem 2.5 üst olur hem de KG var oranı 2.65. Alırsak da böyle bir tercih yapabiliriz. Tam startla Hanover mücadelesi. Bu e, 2. Bakın bu Nesliga Cuma günleri patlayabiliyor. Fakat bu Nesliga 2 kolay kolay patlamıyor. Yani maçlar normalinde geliyor. Bu mücadeleyi de ben var aldım doğrudan. 1.44 gibi orandan. Tam takımı kendi evinde iyi oynayan bir takım. Zaten ligde de lider. Hanover'de dep basmanda. Eli yüzü düzgün bir takım. Yani gol bulma ihtimali var. Çok fazla üstüne çıkacaktır Tam takımı. takım. Maç zaten hareketli geçecektir bence. Hareketli geçecek için çizgiden çıkmazsa. Erken dakikalarda kırmızı kart gelmezse. Ben altılar kaçmazsa bu maçın ben KG var olma ihtimalini görüyorum arkadaşlar. 3 tane de Euroleague tercihim var. Bu tercihlerimi de şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Olympiakos'ta Valencia mücadelesi. Bu mücadelenin ben e, Valencia'nın şeyine bakıyorum. Yani ben mücadele üst bekliyorum bakın. 157 buçuk üst olarak değerlendirme altına aldım. Valencia çok fazla üçlük deniyor. Özellikle burada Anadolu Efes maçında, Fenerbahçe maçında izledim Valencia'yı ben. Valencia çok fazla üçlük deniyor ve özgüvenin yerinde takım ve bu üçlük yüzdesini son 3-4 maçında gayet güzel. Özellikle son maçında %30'larda kaldı üçlük seviyesi fakat daha önceki maçlarda özellikle Anadolu Efes maçında %50'ye kadar çıktı bu. Her atlı üçlükten iki tanesinden bir tanesi girdi. Muazzam bir maçtı. Valencia yine o atmaya devam ederse bu mücadelenin ben 157 buçuk üste gitmesini bekliyorum. Olympiakos zaten gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir mücadelem Barcelona ile Fenerbahçe mücadelesi. Euroleague'de arkadaşlar takım takımda savunmasıyla ön plana çıkıyor. O yüzden ben çok fazla bir sayı beklemiyorum mücadelede. En üst baremden alt aldım. 1.45 gibi orandan 157.5 alt olarak öner öneriyorum sizlere. Dediğim gibi Euroleague'de her iki takımda zaten savunmasıyla ön plana çıkıyor. 5'te 5 yapan bir Fenerbahçe takımı var. Mirot için yokluğunda Barcelona takımı da biraz daha üretkenlikle sıkıntı yaşadığı için bu mücadele bence alt tercihle 157.5 alttan sonuçlanır diye düşünüyorum. Son mücadelem Monaco ile Kızıl Yıldız mücadelesi. Monaco takımı bu yıl benim yani Final Four'da favorilerimden bir tanesi. Çok güzel bir kadrosu var. Biraz daha uyumu yakaladıkları zaman da e, o imeyi iyice yakalayacaklardır zaten. Kendi liglerinde Fransa'da hiç kaybetmedi. Fakat bizim oynadığımız maçlara baktığımız zaman da Monaco 5 maçın 4 tanesini kazandı Euroleague'de. Monaco, Okobo, Mike James ve e, Brown, John Brown gibi isimleri transfer etti. Mike James zaten vardı da. Okobo, John Brown gibi yıldız isimleri transfer etti. Kadrosu şu an çok güçlü ve her e, oyuncudan biz korer katkı alabiliyor diye düşünüyorum ben. Burada da ben Monaco'nun atacağı 80.5 üstü aldım. Yani Monaco'nun atacağı 81 sayıyı aldım. Ev sahibi 80.5 üstü oranı burada. 1.40 gibi oranı var. Monaco bence burada tek başına 81 sayı atabilir diye düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Cuma günü biraz daha dikkatli olunmasını tavsiye ediyorum. Değerlendirecek, katılacaklar herkese bol şanslar efendim. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.